Burada bu madenlerin özel şirketlerden bu şekilde çıkarılması, bakanlar niye müdahale edemiyorlar? Onu gayet basit bir şekilde söyleyeyim. Siyasiler gizli ortak. Burada %3, %5, %10'luk rödovanslarla, yani kamu payının %5 ortalaması olan bir yerde özel şirketlerin bu altınları çıkartması dünyada görülmemiş, yani bundan geçen yüzyıldaki kolonilerde görülmemiş bir sömürü düzeninin devam etmesi demek. Bunların doğru dürüst bir şekilde bütün işletme ruhsatlarının gözden geçirilip altın madenleri kamulaştırılmadığı takdirde bu problemler bitmez. Sömürgeci dönemin bir benzeri dediniz. Bu Tabii. altı çizilmesi gereken Hayır, bir şimdi bakın tespit seyircilerimiz bir için. rezalet şuradan da devam ediyor. Afrika'daki oranlara bakarak, efendim Afrika'daki oranları biz burada uyguluyoruz diye bir laf var. Afrika'daki oranlar, sömürgeciler oradan çekilirken mecburen icbar ettikleri oranları biz burada örnek olarak alıyoruz. Yani akıl alacak bir şey değil. Berat Albayrak'ın kendi kitabında, kendi yazdığı kitap, bakın burası önemli diye bir kitap yazmıştı birkaç sene, 2 sene evvel galiba. Türkiye'de 500 milyar doların üzerinde tespit edilmiş altın rezervi olduğunu söylüyor. Bu 500 milyar dolarlık altın rezervini bu şekilde çıkartmaya devam edersek kamuya kalacak olan pay 20 milyar doların altında. 480 milyar dolar masraflar çıktıktan sonra bu özel şirketlerin ve gizli siyasi ortaklarının cebine gidecek. Bu rezillikler bitmez. Bugün İliç'i konuşuyoruz. Buna benzer 20-30 tane maden var. Bunlar kontrol edilmiyorlar. Yarın öbür gün onlar da o şekilde çıkacak. Bak orada şey konuşurken Özaseki sağ tarafında da uzun boylu Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı vardı. O bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Yani bu İliç madeni işletmeye devam etse kamunun burada menfaati ne? Yani orada dağıttıkları, köylülere dağıttıkları 130 bin liranın veya Amerika'ya yaptırdıkları seyahatin ötesinde ne menfaati var kamunun? Sıfır. Bu maden meselesi İliç'in ötesinde çok daha kamunun dikkatine getirilmesi gereken bir şey. Aktivistleri de burada hatırlatmak istiyorum. Kaz Dağları'na seyahat etmek güzel de niye İliç'te yoklar? Yani çok Sokulmuyorlar bir de ama fark etmez tabii daha etkili çok bir üzerine gitmek lazım bu konuda. Çok. Peki Barış, şimdi dönelim istersen. Şükrü, sevgili meslek büyüğümüz aynı zamanda benim için de öyle. Ona şunu sorayım. Siz İBB'nin içinden de süreci takip ediyorsunuz. Murat Kurum dedi ki bir ittifak var dedi. Kandil İttifakı dedi adına. Şirin de o görüntüyü izletti. Bugün Özgür Özel de dedi ki, o da çok tartışılan ikinci bir açıklamaydı. DEM Parti'nin stratejisi bize kaybettirmek dedi. İktu Grup gazeteci artık konuşuyoruz. Hangisi doğru? Murat Kurum'un söylediği doğru mu? Özgür Özel'in söylediği mi doğru? İstanbul'un penceresinden baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani şimdi gerçekten Murat Kurum'un açıklamasını insan bir siyaset gözlemcisi olarak da üzülerek izliyor. Çünkü burada olmayan bir şeyden söz ediliyor. Sonuçta Özgür Özel daha önce de dedi ki eğer böyle bir şey olsa şeffaf olacak ve bu açıklanacak, kamuoyunun göz önünde olacak. Bu gerçekleşmedi. Böyle bir ittifak yok. Şimdi İstanbul'daki bir ilçe üzerinden bir ittifak üretilmeye çalışıyorlar. Bu da doğru değil. Yani sonuçta o ilçede daha çok oy nasıl alınabilir bağlamında bir düzenleme var. DEM Esenyurt'u Partisi, kastediyorsunuz evet, değil mi? DEM Partisi kendi adaylarıyla seçime girecek. Mesela dün de işte başvuru yapıldı yapılmadı, aman yarabbim, yarım saatte ne teoriler üretildi. Yok bu bilinçliymiş, zaten ittifak varmış da falan. Şimdi bu bir bence biraz da daha önceki seçimlerde olduğu gibi manipülasyon üzerine bir propaganda sürecinin yürüyeceği noktasında, ama Sayın Murat Kurum geldiğinde ben projelerimi anlatacağım ve buradan yürüyeceğim demişti. Ama belli ki bir sıkıntı var. Yani her parti, ben tersinden bakıyorum. Her parti kendi adayını çıkardı halde, yani özellikle Millet İttifakı'nın eski üyeleri kendi adaylarını çıkardı halde, DEM Parti ayrı girdi halde, bugün de var kendisinin açıklaması, işte bir puan öndeyiz diyor ya da başa başız diyorlar. Yani her parti kendi adayıyla çıktığı halde hala Ekrem İmamoğlu ile başa başsa, bu demek ki seçimi kaybettiğini çok açık net görüyor.
Öyle olunca da ben biraz soruna yine buradan hamasetle ve de işte manipülasyonlarla gidebilir miyim? Bir sıkıntı var. Yani şöyle bir sıkıntı. Gerçekçi olalım Sayın Kurum. Vaatlerinin hepsi önümde. İnanın Sayın Topbaş'ın ya da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun söylediklerinin dışında hiçbir şey yok. Belki iki tane yeni bir şey var diyebiliriz. Bir, kadın kıraathaneleri. İki, şarj istasyonları. Diğerlerinin tamamı zaten bu kentteki büyük kısmı da ilk kez hem de Ekrem İmamoğlu döneminde başlamış projeler. Böyle olunca ne yapabilirim? Deprem dedi, 650 bin konut yapacağım. Ne güzel dedi. Güzel yapın, yani çok güzel bir şey de. Ama bakın 2006'dan beri Sayın Kurum Türkiye'nin dirençli kentleri oluşturması için en önemli kurumların başında. İşte emlak neydi? İmlak konut. İmlak konut. TOKİ ve sonra da 5 yılda şehircilik bakanlığı. Şehircilik. 1999 yılında Türkiye büyük bir felaket yaşadı, deprem. Ve hemen onun ardından da bir yasa çıktı ve bu yasayla dendi ki işte İstanbul'da risk yapı yasası diyelim buna kısaca. Riskli yapılar belirlenecek ve bunlar yenilenecek dedi. Bunu yapamadık ama size enteresan bir örnek vereyim. Bir sürü Avrupa Birliği'yle, bir sürü dünyadaki finans kuruluşlarıyla projeler alındı, verildi, kaynaklar yaratıldı. Ne için? Kamu binaları sağlamlaştırılacak. Ama biz 6 Şubat depremi sonrası ne gördük? 118 tane okulun boşaltıldığını gördük. Yani bunu bile başaramamış o süre içerisinde 22 yıllık bir iktidar. Şimdi 650 bin konut yapacağım. İyi de nereye yapacaksın? Yani yeniye değil. Yıkılması gereken, demin Sayın Suat Sarı'da rakamları verdi. Yıkılması gereken binaların sayısı çok açık net. Bunları yıkıp yenilerinin yapılması lazım. Sen dönüşüm yapmıyorsun. Bakın iddialı bir şey söyleyeceğim. TOKİ bugüne kadar yaptığı binaların sadece %10'unu sosyal konut olarak yapmıştır. Diğerleri hepsi şey arttırma, kaynak yaratma amacıyla yapılmış lüks konutlardır. Ve bunların tamamı da, önemli bir kısmı da yine böyle rezerv alan yaratıyoruz denerek götürüp lüks konutlar yaratılmıştır. İşte Zeytinburnu'nun sahiline bakın. Galatasaray Stadı'nın arka tarafına bakın. İşte adını verelim. 4. Levent mi, 5. Levent mi, 6. Levent mi? Bakınız. Buralar hep Kiptaş ve TOKİ eliyle bu şekilde yaratılmış. İhtiyaç ne? Dediğim gibi bu evlerin yıkılması, bu binaların yıkılıp yerlerine yenilerini yapılması. Bunu anlatamıyor. Çünkü 20 yıl, 2 yıllık bir iktidar var. Yani deprem için neler yaptıklarını 99'dan beri burada konuşmamız lazım. Yani belki gelecektir. AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesine bakın. Depremle ilgili vaatlerine bakın. Gerçekten üzülürsünüz. Yani hala 22 yıllık bir iktidar hala diyor ki dirençli kentler yaratacağız. Biz 2011'de riskleri azaltma platformu kurduk. Hangi riski azalttınız? Erzincan'daki riski mi azalttınız? Bağıra bağıra gelmedi mi? Söylemediler mi size? Uyarmadılar mı? Yani Maraş depreminin geleceği konusunda uyarılmadınız mı? İşte İstanbul depremi gelecek, uyarılmadınız. Şimdi mesela Erzincan'da ben yoktum, ben imza atmadım dedi Sayın Kurum. Çevre Bakanlığı'nın izin verdiği ve yine Çevre Bakanlığı'nın izni kaldırdığını da gördüm. Tamam.